Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Berlin'den, Neukölln'den herkese selamlar. Ben bu tahta bankları bayağı sevdim. Hep buralara geliyoruz bu aralar. Valla çok kıymetli biriyle tanıştım. Yani tesadüf oldu. Kreuzberg'de bir baktım bir tane motosiklet. Arkasında bir plaka 29. Gümüşhane. Gümüşhane plakalı. Ama bağlantım yok. Böyle bir motosikletle bir seyyah karşıma çıktı. Ve ayaküstü tanıştık. Çok da iyi anlaştık. Çay içtik, sohbet ettik Tunağan'la. Tunağan adı. Ben seyyah diyorum yani. Sormadım sen seyyah mısın diye. Bence öyle. Çünkü İstanbul'dan buraya motosikletle gelmiş. Vallahi Tunağan ben ne diyeyim yani, bu hani soru zaten konuştuklarımın içinde. Herkes zaten bir sürü şeyi merak etti. Sen başla anlat. Neden? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? İstanbul'dan başladım. Başlama amacım, belki önce şunu anlatayım. Ben yönetmenlik yapıyorum. Klip çekiyorum müzisyenlere daha çok. Reklam filmleri çekiyorum. Sinema filmleri kurguluyorum. Danışmanlık yapıyorum. Post prodüksiyon tasarımı, yönetimi vesaire vesaire diye devam edebilirim. Özetle görsel işlerle uğraşıyorum. Bir yandan da gezmeyi çok seviyorum ve şöyle bir proje ürettim kendim için. Geçtiğim şehirlerdeki müzisyenleri çekmek. O yüzden de böyle olabildiğince kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturdum. Projenin adını da İtalyanca öğrendiğim için İtalyanca koymaya karar verdim. Non odio ascolto. İtalyancası. Anlamı nefret etmem, dinlerim. Bunun sebebi de son zamanlarda zaten herkesin az ya da çok fark ettiği üzere bir milliyetçilik, faşizm noktasına ulaşan milliyetçilik bazı yerlerde yükselişte. Hani herkes birbirinden farklı olduğu için nefret etmeye başladı. Herkes birbirini dışlamaya başladı. Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Popülist hükümetler iktidar olmaya başladı. Bunların etkisiyle ben farklı coğrafyalardaki, farklı kültürlerdeki müzisyenleri bir araya getirmek. Bunlar üzerinden bir birlik, yani hepimiz insanız. Hepimiz müzik dinliyoruz ya da hepimiz yemek yiyoruz. Her ülkenin bir yemek kültürü var. Her ülkenin bir içki kültürü var vesaire vesaire. Aslında çok da farklı değiliz ama bir yandan da farklıyız. Ama neden? Ayırıyorlar bizi. Politik söylemler ayırıyor. Normalde herkes aynı değil mi? Yani sen sınırları geçerken bir fark gözetiyor musun yoksa? Yok. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela ben bir sınır geçiyorum. O sınır insan üretimi bir şey. Hani bir rüzgar sınır geçerken dur ben Yunan'a giriyorum durayım demez yani. İnsan da değişmiyor değil mi? Evet. Yani şey de ilginç bir nokta benim için. Hani farklı bir şey görmeyeceksem niye gideyim Yunanistan'a? Mesela birebir aynı olsak, herkes benden olsa o zaman ne anlamı var birileriyle tanışmanın? Aslında değişen şeyler özünde farklı güzellikler değil mi? Varyasyonlar evet. Yani atıyorum sen çorbayı soğanlı yapmışsın, o da başka bir şeyle yapmış. O farklılığı tatmak güzel benim için en azından. Birebir aynı yemeği yemek için gider misin başka bir ülkeye? Evet, o zahmete gider misin? İşte İzmir'de rakı içiyorsun, Atina'da uzu içiyorsun, Roma'da grappa içiyorsun. Çık yukarıya Lille içiyorsun Fransa'da. İskoç viski içiyor. Öyle gidiyor yani. Herkesin bir damak tadı var. Eylem vallahi aynı, şey farklı. Tunağan yani yaptığın şey çok güzel ama amacın da çok güzelmiş. Onu çok fazla konuşmamıştık. Peki yani Türk'ün aklına gelen şeyleri soracağım ben biraz. Parayı nereden buldun? Bu işi nasıl yapıyorsun? Kaç aydır yoldasın? Kaç kilometre yaptın? Şöyle, ben bir süre sadece çalıştım. Kendi şirketim var. Sadece iş yapıp kenara para atıp bir süre biriktirdim. O parayla geziyorum. Ama bu öyle ahım şahım müthiş paralar değil. Açıkçası 2 ayda sanırım toplamda 2500 euro gibi bir harcama yaptım. 2 ayda 2500 euro? Her şey dahil. Çok az değil mi? Yolcu, evet. Az. Vallahi ben bir hafta tatile gittim, buna yakın bir şeydi. Ne kadar salak bir adam olduğumu hatırlattın bana. Çok teşekkür ederim. Öyle ama yani. En çok para nerede harcadın? Hangi ülkede? Aslında günde ortalama hep aynı para ama Fransa birazcık üzdü. Pahalı değil mi? Fransa üzdü. İsviçre'ye gittin mi? Yok. Oraya gitme çok üzüldüm. Gitsem zaten tur bitmişti. Diyeyim. Peki nerede uyuyorsun? Şu an galiba 65 gün oldu, tam olarak hatırlamıyorum kaç gün olduğunu. 2 ayı geçti. 10 gece çadırda kaldım. Yani 2 ay boyunca çadırı 10 gece kalabilmek için. Çadırın da burada. Evet. Ya orada denge kurmak. Mesela Atina'da arkadaşım vardı. Arkadaşımla kaldığım için 5 gün konaklamaya para vermedim ama o parayı başka bir şey için harcadım. Mesela yemek için harcadım. Anladım. Ya daha iyi yemek için ya da daha iyi bir birayı içmek için vesaire. Benzin Allah'tan az yakıyor demeyeceğim. Zaten az yaktığı için bu motoru seçtim. Bir de çok sağlam olduğu için. İyi mi bu motor? Bu motor ya benim için biçilmiş kaftan. Adı değil. Var mı? Bir isim. Adı var, Fabrizio. Fabrizio. İtalyan kendisi. Ama şey, Japonya'da doğdu. Gümüşhaneli oldu. İtalyan ismi var. Böyle komik bir arkadaş. Kaç para? Ben bunu bir yıl önce 4000 liraya aldım. Senden öğreneceğimiz çok şey var Tunağan. 4000 lira ya. Kaç euro yapıyor 4000 lira? 300-400? 500 euro mu? Evet, şu an öyle. 500 euro falan. 500-500 euro. Buralarda şu an aynısını almak istesen 1000 eurodur. Ya İstanbul'un ekonomisine göre ikinci el aldım bunu. Benzin durumu nasıl? Çok iyi.
100 kilometrede 3 litre. Ne kadar ağırlık olursa olsun ya da ne kadar. Peki sen motor üstünde en fazla ne kadar gittin süre olarak? Yani durmadan, hiç mola durmadan, vermeden. Mola vermeden bir sürüşte. 1,5 saattir. Ha, sonra duruyorsun hep. Hep mola. Yani her bir saate anladım. Bir 10 dakika mola sıkıştırıyorum. Motor için de iyi çünkü hava soğutmalı motor. Hı-hı. Motor için de iyi, benim için de iyi. Telefonun falan var mı? Var. Ya kamera niyetine kullandığım telefonum var. iPhone X kullanıyorum. Her şarjı gittiğim... nasıl yapıyorsun? Şarjı invertör var. Bir de çakmaklık girişi taktım aküden direkt çekerek. Hı. Çakmaklık girişine de USB takıyorsun. Sen aslında... motor üstünde bir sistem kurmuşsun yani. Sistem kurdum. Yani. Ya şöyle, motor her çalıştığında devri sayesinde enerji üretiyor. Devir alternatör daha doğrusu. Devir yanlış oldu. Alternatör de aküyü... Biz bilmeyiz. Sen oraya ne desem... Aküyü besliyor. İzleyenlerden bilen varsa belki aynen, hoşuna gider. Aslında ben hep motorun aküsünü yiyorum. Motor da hep aküsünü dolduruyor. Motorum kocaman bir power bank aslında benim için. Akü dolu olduğu için aküden invertör vasıtasıyla kameralara, laptopa elektrik çekiyorum, onları şarj ediyorum. Bir yandan da direkt aküden invertör haricinde telefonum için işte GPS olarak da kullanıyorum. Bu arada öyle bir motor ki yani böyle motosiklet olduğuna bakmayın. Bildiğin yani evde olmayacak şeyler var neredeyse. Yatak var mı? Çadır var. Ama neyde yani, yatıyorsun? İşte pike mike, kıyafetler. Ha, biraz öyle kalınlaştık. Çok, ya yer sınırım var motorda çünkü öyle. Peki çamaşırı falan nasıl yıkıyorsun? Galiba 10 küsür tişört, ha. 10'a yakın boxer, 10'a yakın çift çorap ve 2 pantolon. Nereden baksan 2 hafta şey yapıyor. Evet, sonra bir yerde yani, onu evet. yıkıyorsun. Aynen, kaldığın bir yerde. Son durak Berlin mi? Geri mi döneceksin? Batı anlamında son durak Amsterdam'dı. Kuzey anlamında Berlin. Sonra İstanbul'a ufak ufak dönüş. Ama arada zaten Prag var. Duracaksın da. Tabii. Yani 2500 kilometre. Böyle böyle gideceğim. Dresden, Prag, Viyana, Bratislava, Budapest, Belgrad, Sofya, İstanbul. En çok nerenin insanlarını sevdin? Kendine İtalya. Yakın buldun? İtalya. İtalya mı? İtalya. Ama senin İtalyanlığa karşı bir sempatin var. Var galiba. Var. Kültürlerini çok seviyorum. Hani yeme içme olsun, sinema olsun, müzik olsun. Dillerini çok seviyorum ki öğrenmeye çalışıyorum. Bayağı bir süredir pratiğini yapıyorum. Öğrenmenin pratiğini yapıyorum diyeyim. Öğreniyorum da. Ama insanları da çok sıcak. Yani zaten turdaki en güzel hikayelerimde İtalya'da yaşadım. Neresinde kaldın? Her yerinde. Öyle mi? Yani bayağı. Bari'den girdim, çizmenin topuğuna indim, oraları döndüm, Sicilya'ya gittim. Sicilya'ya Kuzeyliler döndüm. Çok Avrupalı, Güneyliler pek şey... Var öyle bir. Öyle mi? Var, var var. Zaten daha çok kuzeye gelişmiş, güney biraz fakir kalmış değil mi? Öyle bir durum çok da. Fakir diyemem. Ya tabii çok yani, değil de. Türkiye'den bizim Balkanları gezdim önce falan. Çok fakir değil. Ama şey, daha Avrupalı da değil o kadar. Hani şey gibi, Yunanistan gibi yarı doğulu, yarı batılı hisleri var. Öyle çok burnu havada değiller. Çok sıcaklar yani. Hayran kaldım diyebilirim. Peki Türkiye'den çıkıyorsun ya, 2,5 aydır yollardasın neredeyse. Mesela bizi Türkiye'den izleyen çok. %70 oranında Türkiye'den izliyorlar ve göç etmek isteyen bir kitle de var. Evet. Ya arkadaşlar, ben İstanbul'dan Türkiye'den çıktım, şu Avrupa'da bir nefes aldım. Güzelmiş çünkü motor üstündesin ya. Oradaki insanların bir motor kullanıcısına nasıl davrandığını da biliyorsun. Evet. Avrupa'da da biliyorsun. Hayat böyle bir şey ya. Yollar, trafik, insan davranışları, konaklama, güvenlik. Ne geliyor aklına? Samimi duygularını merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir kere İstanbul'da doğup büyümüş olmaktan ben mutluyum. Hani Avrupa'da veya yollarda bunun çok avantajını hissettim, yaşadım, gördüm. Bir yandan da İstanbul'da yaşamaktan mutsuzum. Mesela motosiklet kullanırken İstanbul'da trafik kuralı diye bir şey olmadığı için kimseye güvenmemeyi öğrendim böyle. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hani kimseye güvenmiyorsun. Sinyal verse bile sağa dönmeyecek ya da sinyal vermiyor sola dönebilir. Bunun gibi matematiklerle yaşıyorsun. Avrupa'da enerjimi bu matematikleri değil de başka şeylere ayırdığım için biraz nefes aldım diyebilirim. Mutluyum. Ama mesela yaşamak istediğim şehirler sıralamasında bir Roma var, iki Atina var. En büyük sebeplerinden biri İstanbul'da alışık olduğum o kaotik hareket, şehir hareketleri Atina'da da var, Roma'da da var. Hani biraz... Berlin? Berlin'de o kadar yok. 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 Neukölln'de vardır. Ya buralarda var ya, burası zaten yavru vatan da. Şeyi de hani İstanbul'da var olabildiğim gibi var olabildiğim ama bir yandan da olumsuz yönlerini hissetmediğim şehirler olarak düşünüyorum oraları. Ya mesela ben Paris'te veya ne bileyim Brüksel'de veya Amsterdam'da çok mutlu yaşayamazdım. Anladım. Sıkılıyorum yani sıkılıyorum. Roma, Atina, yani. Berlin'i 3'e mi koyuyorsun, öyle mi anladım? Berlin 3'e. 3 mü? Berlin 3. İstanbul 7, yok, 10. Yok İstanbul artık. 25.
Yani 150. Ya orada yaşayacağım ya yaşamayacağım hani. Sıralamada değil. Yani anladım. Çünkü hali hazırda İstanbul'da yaşıyorum. Ama İstanbul'da özel bir şey. Gezerken de görüyorum. Sunduğu imkanlar, fırsatlar çoğu Avrupa şehrinde yok. Tabii karakterle de alakalı, ne beklediğinle alakalı. Bir kadın senin yaptığın turu yapsa, İstanbul'dan Berlin'e gelse 2,5 ay kadın başına. Evet. Başına bir iş gelir mi? Gelirse nerede gelir? Arnavutluk'ta gelebilir gelirse. Arnavutluğu hiç sevmiyorum. Yani Albana. Alınmasın Arnavut kökenli arkadaşlar varsa ama İstanbul'un çirkin bir vilayeti gibi. Ya şey Türkiye'nin pardon İstanbul diyorum. Hatta orada komik bir şekilde şey Rize Belediyesi yazan bir minibüs gördüm. Minibüs olarak çalışıyordu ama plaka Arnavut. Muhtemelen Rize Belediyesi'nde çalışmış evet. Yıllarca sonra Arnavutluğa satmışlar. O hala çıkarmamışlar. Balkanlardaki Osmanlı izleriyle ilgili sohbet etme durumun oldu mu hiç oradaki yerlerde? Oldu. Bosna'da ne diyorlar? Arkadaşımın kayınvalidesi şeyde Mostar'da arşivlerde çalışmış. Bayağı hakimdi ama o Sırpça konuşuyordu ben İngilizce. O İngilizce bilmiyordu. Neyse ama anlaştık bayağı. Ya genel olarak şey Balkanlarda hiç kimse Osmanlı'yı veya Türkleri ya Türkleri deyince günümüzü de kapsıyor. O yüzden Türkleri demek istemiyorum. Osmanlı konseptini sevmiyorlar. Çünkü hepsi şey diyor 500 yıl boyunca bizi yönettiler ama hiçbir şey vermediler bu coğrafyaya. Sadece aldılar gibi bir mantık var ve mesela Bosna'da Avusturya-Macaristan egemenliği altında oldukları zamanda yapılan şeylerden başka hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Yani söylediler konuştuklarım. Osmanlı zamanında hiçbir yatırım ya da hiçbir şey yapılmadı. Buraya ekstra bir şey verilmedi ama dil çok etkilenmiş. Bunu merak ediyordum ya. Yani orayı gezen birine hep sormak istiyordum. Vallahi Tunahan çok güzeldi senin hikayeni dinlemek, izlemek. Teşekkür ederim. Umarız sen bu hikayelerini bir şekilde görsel olarak işte YouTube'a mı koyarsın? Nereye izleme şansını yakalarız. Dönünce yapacaksın galiba. Evet ya biz site kurdum hali hazırda yola çıkmadan. Seni yani, nereden takip edebiliriz bu arada? Instagram vesaire. Tunahan Emre diye kişisel Instagram hesabım var. Tunahan Emre. Evet, bir web sitesi kurdum bu projeme özel ama şey hem yolda olup hem bir sürü şeyi halledip hem de blog tutmak çok kolay değil. Tabii. Bir de yanımda her ne kadar laptop olsa da videoları editlemek zordu. Yani o yüzden dönüşe bıraktım. nonodio.com. nonodio.com. Zaten sitemine. Instagram'dan da herhalde Tunahan Emre yazarsak aynen. Olabiliriz. Çok teşekkür evet. Ederim. Ben var mı başka söylemek istediğim şey benim unuttuğum? Ben çok böyle hani bir Türk'ün aklına gelebilecek ne varsa sordum Emrah'cığım. Var mı senin yani... buna benzer belki sesi duyulmuş mudur Emrah'ım bilmiyorum. Buna benzer işte senin gibi böyle yola çıkmaya hazırlanan gençler olabilir. Onlara bir tavsiyen var mı? Ya şu olabilir. Benim uyguladığım bir gerçeklik diyeyim. Eldekiyle yapmak, yapabildiğini yapmak. Hani her şeyi planlayıp arzulayabilirsin ama planladığın kadar, arzuladığın kadar olmayabilir. Bütçen buna yetmeyebilir. Yettiği kadarıyla. Ya da şöyle söyleyeyim. 100 liram vardır. Diyelim bir yemeği çok yemek istiyorsundur. 90 liradır ama konaklamaya para kalmaz. O zaman sokakta yatmayı göze alabileceksen ye o yemeği. Hani bunun gibi kararlar alıp sonuçlarına... Aslında yaptığın şeyi de matematiği çok kullanman evet. Lazım. Hesabını, kitabını iyi yapman ya bir lazım. De bir seçim... Ama cesaretlendiriyorsun değil mi? Evet. Bir, tabii bir şey ki, yok tabii yani. Ki, tabii yapmayın, yok. Etmeyin yani falan. Şey... Hani işin aksıyor, ailen özlüyor bunlar. Ya o... Ya öyle hayat geçmez. Yani hayat bence torunlara anlatabileceğin hikayelerin kadardır. Tabii torun hayalin de var yani. Yok da hani olsa mesela ya yani ne yaptın dediğinde işte Kadıköy'de şunu yapmıştık da diyebilirsin. Ömrüm boyunca bunu yapmışsındır. Ya da işte Berlin'deyken Şafak'la tanıştım. Bak onunla da video çekmiştik. Hani bu çeşitli hikayeler toplamak hayat. Tunahan bu arada koşuğunda oturuyor Kadıköy'lü yani. Merak aynen. Ederler. Türkiye'dekiler çok merak ediyor. Nereli bu adam diye. Ve yönetmenlik yapıyor. Aynı aslında mesleği o yani. Burcun ne senin Tunahan? Oğlak. Oğlak. Türkler onu da merak eder. Bu gezgin adamın burcu ne diye. Evet, anne baba arıyor mu? Konuşuyor musun onlarla? Ya nedir? O, hiç sormadım onu bilmiyorum. O sorunları ilk bisiklet turumda çözdük. Ha, çözdük ya. Tamam. Artık şey. Kız arkadaşın da zaten bu şeylere evet, açık. Evet. Yani. Hallediyorsun sen ya. Öyle anladım. Evet evet. Sorun yok. Tunahan çok teşekkürler. Umarım bir gün ben de böyle şey yaparım. O cesareti, o şeyi toplarım. Ben memur çocuğuyum diye midir? Yıllarca hep böyle. Çocuğum. Öyle mi? Babam evet. Ya niye bu kadar kapalıyım bilmiyorum. Ya da mesela Tunahan'la onu konuştuk. Yani zamanım vardı bu yaz. Ekonomik bir sıkıntım da yok. Yani dedim ya sana. Hani hı-hı. Gezebilecek kadar en azından. Hani milyoner değilim de istediğim kadar gezebilirdim yani. Ama hep bir ev. Hep bir ev. Ve bir gün şey yapayım diyorum. Tunahan nereye gideceğim bir dahaki tura? Al baba beni yanına. Ne bileyim bir kısmında bırak beni. Bir şey. Yani öyle bir şey. Sen de onu gördün. Muhtemelen birçok kişi de gördüm. Olmuştur. Bize bu duyguları yaşattığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Sizi de öyle. Görüşürüz.